Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte farklı açı olarak Genel Mobile Discovery 2 Mini'nin incelemesiyle karşınızdayız. Genel Mobile'in en son çıkarttığı telefon. Hemen şöyle özelliklerinden bahsedelim. 4.5 inç IPS 480p bir ekranla geliyor. 480p olmasını biraz daha değiniriz. Niye böyle olduğuna vesaire. Arkasında 8 megapiksellik bir kamera. Ön tarafta 2 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Hafif ve İdeal bir incelikte cihaz. Çok kalın da değil, çok ince de değil. 1800 mAh bir batarya var. Bu bölgede birazdan açıp gösteririm kendisini. MediaTek'in bir işlemcisi var. MediaTek 6582. 1.3 GHz hızında çalışıyor. ARM Cortex A7. Klasik, her zaman bildiğiniz bir işlemci. 4 çekirdekli. 1 GB RAM ile destekleniyor bu da. Mali 400 grafik birimi var içerisinde. 480p ekran biraz düşük. Daha da değineceğim bu konuda. Tekrardan vurguladım. Hemen şöyle bir tasarımına bakalım telefonun. Ön tarafına baktığımızda kamerayı görüyoruz. Yanında şöyle bir göstermek gerekirse burada bir sensör var. Bu da telefon arama yaptığımızda kulağımıza götürdüğünde kapanmasını sağlayan. Yukarı yanında da bir azize mevcut. Alt tarafa baktığımızda ekrandan yemeyen tuşlar, pasif tuşlar, sanal değil. Onun altına baktığımızda şurada bir mikrofon var. Göstermek gerekir bunu da çünkü bu da bir detay. Altında yine 2.0 USB girişimiz mevcut. Ortada yaparlardı genelde. Burada sağa yapmışlar. Farklı bir tasarım anlayışı. Üst tarafa baktığımızda 3.5 mm'lik bir jack girişi mevcut. Yan taraflarına baktığımızda metal görünümü verilmiş bir plastik var. Şöyle hemen göstereyim. Görüyorsunuz. Sağ tarafı boş. Sol tarafı ise bir açma kapama tuşu. Ses arttırma ve azaltma tuşu ile geliyor. Açma kapama tuşunun yanda olması çok iyi olmuş. Çünkü genelde yukarıda oluyordu. Yanda daha kolay erişiliyor. Çok daha hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Arka tarafına şöyle bir kapağa baktığımızda görüyorsun burada flaşımız var, yine kameramız var. Arka tarafta altta da hoparlörümüz mevcut. Genel Mobile yazısı. Noktalı bir kapak. S5'i andırıyor. Ama GM2 kadar, yani Discovery 2 kadar andırmıyor. Çünkü Discovery 2'de kamera buradaydı. Yani bayağı bir benziyordu. Çünkü S5'te de oradaydı. Ama açıkçası bunda o kadar yani benzemiyor diyelim. Ama noktalara benziyor, fakat kameranın yerinden dolayı biraz benzemiyor. Yine de bence güzel duruyor. Yani insanlar böyle baktığında tasarımını beğeniyor. Yani çok sorun çıkartmıyor bu noktalar. Ön tarafında çerçevelerine değinmek istiyorum. Çerçeveler biraz kalın geldi bana. Üstte ve altta boşluklar biraz fazla. Yani biraz daha az olsaymış küçük bir cihaz olabilirmiş 4.5 inç ekranlı. Şimdi dilerseniz kutusuna bakalım. Kutusundan neler çıkıyor? Ve özellikle değinmek istediğim bir konu var kutusun içerisinde. Şimdi içerisinde ilk başta telefon çıkıyor. Ondan sonra görüyorsunuz ki size bir adet kapak. Yani kutusundan iki farklı kapak çıkıyor. Biri siyah, biri beyaz olmak üzere. İsterseniz siyah, isterseniz beyazı kullanıyorsunuz. Canı sıkıldığında siyaha geçip diğer canı sıkıldığında beyazı kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir ayrıntı. 599 TL'lik bir cihaz için bu kapak olayı beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Keşke Discovery 1'de de böyle bir şey yapsalardı veya 2'de. Onun dışında içerisinde kulaklık, yine her zaman aynı kulaklığı veriyorlar. Bir adet kablo ve adaptörümüz mevcut. Yine garanti belgelerimiz ve içerisinde her zaman Genel Mobile'in koyduğu ekran koruyucusu mevcut. Şimdi dilerseniz hemen şöyle kapağa bakalım. Görüyorsunuz aynı kapak. Kolaylıkla hızı değiştirebiliyorsunuz. Renkleri de böyle yakından görün. Siyah da güzel aslında ama ben şimdilik beyazı kullanıyorum. Çünkü beyazı hiç kullanmamıştım. Beyaz da çok kötü değil. Böyle ışığa tuttuğumuzda biraz sararma falan görünüyor ama biraz daha kullanırsak anlarız. Şimdi dilerseniz içerisine geçelim. Telefonu şöyle açalım. Ve sürümünü gösterelim. Android sürümünü. Çünkü
General Mobile Discovery 1'e hala güncelleme gelmedi deniyor. Fakat aslında güncelleme geldi. Ama kendi indirmeniz gereken bir güncelleme. Çünkü yayınlamak istemediler. İnsanlar beğenmez diye. Keşke bu güncellemenin aynısını General Mobile'e verseler. Discovery 1'e çok güzel olacağını söyleyebilirim. Android 4.4.2 ile birlikte geliyor KitKat. Şu anda neredeyse son sürüm denilebilir. Çünkü Android 5 çıkmasına rağmen Lollipop çıkmasına rağmen daha yaygınlaşmadığı için, yani bu cihaza da gelir muhtemelen ve ama yaygınlaşmadığı için o tam son sayılmaz. 4.2.2 var. Şimdi ayarları tekrar dönelim. Ayarlara böyle bakalım. Ayarlarda benim dikkatimi çeken şurada bir hot not denilen bir özellik var. Bu MediaTek'in bir işlem, MediaTek'le kaynaklanan bir şey. Muhtemelen Wi-Fi üzerinden dosya transferi sağlıyor. Böyle ekranlar dokunduğunda transfer yapmasını falan. Ben açıkçası burada yazan olayı biraz abartı veya gösteriş olarak buluyorum. Ekran başka bir cihaza dokunduğunda veri transferinin yapılması olağanüstü bir şey aslında ama sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Akıllı jestlere baktığımızda alarmı durmak için ters çevir, çift dokunarak uyut. Evet, çift dokunarak uyut var. Görmek istediğimiz şeyler bunlar. Bildirim paneline tık tık çift dokunursanız eğer cihaz kapanıyor. Ama çift dokunarak açamıyorsunuz maalesef. Kapatabiliyoruz ama açamıyoruz. Bildirim ışığı. Evet, yukarıda baktığım. Evet. Bildirim ışığımız yok maalesef. Fakat çözümler bitmez denerek bildirim ışığı burada. Burada derken bu tuşlar bildirim ışığı olarak kullanılabiliyor. Bu da General Mobile Discovery 1'in güncellemesiyle birlikte gelmişti. Çok fazla şarj emmesi söz konusu ama ben kullanmadığım için, yani biraz kullandım bunu ama tam böyle o bildirim ışığı ne kadar şarj edildiğini bilmiyorum. Biraz şarj yemesi normal bir şey ama keşke bir bildirim ışığı da koysalarmış. Çok güzel olurmuş. Bazı kişiler beğeniyor, bazı kişiler beğenmiyor. Cevapsız okumamışlar için arka ışık yak vesaire. Kablosuz ekranımız mevcut. Dilerseniz televizyonunuza özellik varsa veya bir alıcı varsa, bir USB ile bağlanmış bir şey varsa kablosuz ekran olarak bunu yansıtabilirsiniz. Onun dışında uçak modu, güçlü planlama, sürücü modu vesaire tüm eski olan şeylerin hepsi var. Görüyorsunuz. Hemen şöyle gösterdim. Evet, çıkalım. Dilerseniz arayüzde biraz dolanalım. Çünkü arayüzü çok beğendim. Neden beğendim? Çünkü şöyle bir şey, hemen onu da göstermek istedim. Tema seçeneğimiz var. Şöyle temalarımız mevcut. Temaya tıkladığımızda karşımıza şu anda 5 tane ama ileride muhtemelen daha güzel temalarda gelir diye umuyorum. Temalarımız var. Şu anda kullandığım Android L teması. Normal Android de var. Hemen şöyle göstereyim nasıl olduğuna dair, burada gösteriyor. Simgeler biraz kötüleşiyor. Yani bu bayağı eski. Yani 4.4.2'de 4.4.2'de bu yok. Yani böyle simgeler olduğunu sanmıyorum ama eski Android simgelerini görüyorum. İşte bunu sevenler varsa bunu kullanıyor. Android L'de mesela tam ne kadar Android L'nin simgelerini almasa da ona yakın simgeler olduğunu söyleyebiliriz. Yani en azından duvar kağıdı vesaire Android diyebiliriz. Dilerseniz burada başka yine farklı farklı temalarımız mevcut. Bunları da kullanabilirsiniz. Yani telefonu değiştirmeden, temayı değiştirerek telefonu değiştirmiş havası katıyorsunuz kendinize. Bu da gerçek bir şey. Yani ciddi anlamda bir fark katıyor bu temayı değiştirmek. Telefonu değiştirmiş kadar insanı etkiliyor. Arayüz şöyle akıcı. MediaTek bir işlemciye göre ben biraz daha böyle o işlemci göre biraz kasmasını vesaire bekliyorum ama gayet akıcı bir arıyor. Zaten çok basit. Geçiş mesela, geçişleri çok fazla geçiş efekti var. Yani çok şaşırdım yani. Ama hemen şöyle göstereyim geçiş efektlerinde. Çok fazla var. Ama maalesef hepsini nasıl olduğunu bilmeniz için tek tek denemeniz gerekecek. O da çok uzun sürecek. Masaüstü ayarları dersek buradan. Mesela burada bir sürü efektimiz var ama çok fazla, cidden fazla ya. Bunları şey olsaydı keşke, böyle bastığınızda gösterseydi vesaire, güzel olurdu. Onun dışında burada yine bu bölümün ayarları mevcut. Dilerseniz hemen testlerimiz var burada, görüyorsunuz Antutu ve CPU'ze. Hemen Antutu'ya bakalım çünkü birçok arkadaş Antutu'yu çok seviyor. Yani ben açıkçası fazla sevmiyorum. Bazen yanlış ve hileli sonuçlar olduğu gözle gördüm yani bunu. O yüzden fazla güvenilmesi gerektiğini de düşünmüyorum arkadaşlar buradan. 19.000'lik bir skor almış. Ekrana göre düş, yani aslında orta düzeyde bir skor. 480p bir ekran var. Bu da hiç iyi değil yani bu cihaz için.
Keşke tekrardan söylüyorum 720p bir ekran olsaymış. Yani en azından Discovery 1'e den bir 1 ile biraz aynı olsaymış. Çünkü Discovery 1'de 720p ekran var. O da gayet iyi. 19.000'lik bir skor zaten iyi. Burada da iyi yazmış. Ben de iyi diyorum aynı şekilde. Katılıyorum. Şöyle indiğimizde aşağı doğru yine burada Mali 400'ü görüyoruz. 8 megapiksellik kameramız. 1.9 yani 2 megapiksellik arka kameramız. Onun dışında Android 4.4 burada bazı bilgiler yine veriliyor. Tekrardan söylemek gerekirse 19.000'lik bir skor aldığını görebiliriz. Şimdi dilerseniz ve beğendiğim bir bölüme geçelim. Bildirim paneli. Bildirim paneli şöyle baktığımızda farklılık göremiyoruz. Fakat şuraya bastığımızda farklılık karşımıza hemen çıkıyor. Burada bir bölüm var. Buradan direkt şu roket, füze, uzay gemisine tak tıkladığımızda görüyorsunuz bir anda bir düşüş ve artış yaşandı. Burada RAM'i temizledi. Hızlı kolay belki biraz daha kolay bir yer alınabilirmiş bu olay. Çok kafiyeli oldu. Yani daha güzel de bir yer alınmış. Daha hızlı bir erişim ama burası da çok kötü değil. Onun dışında burada alt taraftaki yerleri istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Böyle istediğimiz gibi burayı düzenleyebiliyoruz bildirim panelini. Ve ayrıyetten şöyle burada bir ekran parlaklık ayarı gelmiş. Bu da yine beni etkileyen şeylerden yani aslında Gene Mobile yavaş yavaş kendini geliştiriyor. Güzel şeylerle birlikte geliyor. Tasarımda oldukça güzel. Buradan yine aynı şekilde böyle kaydediyorsunuz. Ve şöyle güzel bir şey. Samsung'dan alıştığımız şöyle multi parmakla isterseniz direkt şeyi açabiliyorsunuz. Büyük ekranı. Onun dışında kameraya geçelim isterseniz. Ne kadar kaliteli, ne kadar kalitesiz veya sizin nasıl bulduğunuz bir kamera var. Bakalım görelim. Arayüz zaten kullananlar varsa bence vardır. Yani en az bir kişinin ailede en az bir kişinin bir Discovery'si var neredeyse. Türkiye'de öyle bir devre geldik artık. Herkeste Discovery var. O sınıfta bir arkadaşın da kesinlikle vardır ya. Yani yoksa alta yazın. Benim sınıfta arkadaşımın Discovery'si yok yazan vallahi tebrik edeceğim kendisini. Discovery'nin arayüzü var yine aynı şekilde. Burada bilenler zaten biliyor. Ampul eşiği şuydu buydu. Ayarlar mesela HDR'ımız var. Ses vesaire ses yüz algılama. 8 megapiksellik bir kameramız var. Şu anda fotoğrafları görüyorsunuz umarım. Fotoğraflar çok aslında Discovery 1 ile aynı kamera. Hatta bence şöyle bakalım. Aynı kamera olması çok doğru bir tespit. Çünkü İkisinde de 8 megapiksel ve yine Canon Mobile firması olmadan sensörler, lensleri vesaire aynı olduğunu düşünüyorum. Lens hızına bakalım. Aynı çoklu çekme var mesela. Bayağı çoklu çekti. 18 tane fotoğraf çektim. Bunu da zaten ilk incelememizde, Discovery incelememizde S3'le karşılaştırırken bunu da önde vurgulamıştık. Çünkü güzel bir özellik. Hemen şöyle biz de buradan fotoğraflara bak. Burada ön kamerayla çekilmiş fotoğraf var. Bayağı bir ölmüş çıkmışım. Ön kamerayla çekilmiş. Şöyle kendimi göstermek istemiyorum. Çok kötü değil aslında ön kamerası da. 2 megapiksel. Hemen şöyle de buradan bakalım. Full HD video çekiyor. Ön kamera çekmiyor. Ama arka kamera Full HD video çekiyor sanırsam. 30 FPS. İdeal. Yani çok kötü de değil. Çok iyi de değil. Ama şurada gördüm. 7 yazıyor. 7 dakika. Allah Allah dedim ya. Dedim acaba bunun gigabaytı kaç? Bir baktım 4 GB geliyormuş. Bu beni üzdü. Keşke 8 GB olsaymış. Belki 8 GB'lık versiyonu da ileride karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Ama SD kart 30 GB'lik SD kart desteğimiz var. Hemen şöyle arkasında dersini çıkartalım. Şöyle güzel bir şey demek istiyorum. Aldım telefonu baktım böyle. Burada bir yazı var. Hiç okumadım tabii. Baktım böyle baktım. Dedim, nereden açacağım ya ben bunu? Böyle bir tırnak vesaire yer. Allah Allah bu yazı ne yazıyor? Bir baktım. Buradan açınız diyor. Şuraya böyle yakına geldiğimizde gördüğünüz gibi burada bir beyaz bölüm yani kapak bölümü üstte. Yani burayı kapak oluşturuyor aslında. Hatta çıkarttığımızda da göreceğiz. Böyle odak inşallah gelirse. Evet, çıkarttım. Görüyorsunuz. Bu bölümü kapak oluşturuyor. 1800 mAh'lik bir batarya. Vurgulamadığımız bir şey çift sim kart. Mikro sim kart ama onu da söyleyeyim. Ben büyük biri mesela Discovery 1'de biri büyük biri küçüktü. Güzeldi. Şimdi ikisinin de küçük olması lazım. Ve 32 GB kadar SD kart desteğimiz mevcut.
1800 mAh batarya. Ona da videonun sonunda deneyeceğim ne kadar gittiğini. Hemen kapağı da kapatalım. İsterseniz şöyle yapalım. Biraz farklılık olsun. Biraz siyahla devam edelim yolumuza. Siyah da bu arada ilk defa takıyorum. Çünkü ben siyah kullandığım için GM1'de. Şimdi GM2'de kullandığım için. Şimdi GM2 Mini'de kullanmak istememişim. Şimdi ama sizler için kullanayım dedim biraz. Yani sanki telefon değişti ya. Güzel ya. Bu iyi yani. Bir kutudan iki tane kapak çıkması. Şimdi dilerseniz kameraya da baktığımıza göre bir müzik dinleyelim. Bakalım ses nasıl? Evet, müziği buradan bulamayacağız. Onu hatırlatmam lazımdı. Müzik şuradan. Çünkü gelmedi nedense attığım müzik. Şöyle bir sesine bakalım. Ses aslında çok kötü değil. Kalite olarak biraz kötü. Baslar vesaire duyulmuyor ama yükseklik anlamında çok kötü değil. Onu söyleyeyim çünkü yani duyulabilir, böyle çok yüksek ses ortamda duyulmasa da yani arkadaşlarınızı böyle evde bir yerde kendi kendinize eğlendirmek için sesini kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz oyun oynayalım biraz. Videoda zaten tüm şeyler değinmek istiyorum. Tek video halinde yapacağım için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hemen başlayalım. Temporan'la başlamak istiyorum. Telefon şöyle. Kasma olacak mı diye soracak arkadaşlar var. Kendileri tanıyorum. Hiç kasma olur mu vesaire diye söyleyecek arkadaşlara buradan cevap. Telefon şöyle. İşlemci olarak ideal bir işlemci. Çok kötü değil, çok iyi dediğin. Ama zaten telefon otomatikmen grafikleri düşürdüğü için ben daha kasma açıkçası çok öyle bir şey görmedim. Ama işte düşük kalitede oynuyorsunuz. Tek kötü yanı bu. Telefonun renkleri de gayet güzel renkler var. Mesela telefonun şu anda ekranları. Şöyle bir durdurmak istiyorum. Sanki parlaklık biraz fazla gibi geldi. Biraz düşürürsem belki siz de daha rahat edersiniz. Evet, inşallah ölmeyiz şurada. Oh, ölmedik, güzel. Temporan da çok enteresan bir oyun ya. Anlayabilmiş değilim. Zamanında ne oynardım ya. Altın. Bu neydi lan? İlk defa giriyorum bak. Uzun zamandır oynamıyorum zaten. Anca test olduğu zaman yüklerim bir temporanı. Bir temporanı gösteririz. Yani sıkıntı yok. Bu telefonu alırsınız 600 TL'ye. Şu gittik. Nehir aldı götürdü bizi. Bu telefonu alırsınız, oyununuzu oynarsınız, müziğini dinlersiniz, fotoğrafınızı çekersiniz ama bunların hepsini kaliteli yapamazsınız. O var. Evet, tabiri caizse bu yani. Şimdi dilerseniz FIFA 2015'te devam edelim. Yüksek grafikli bir oyun denebilir. G3'te oynadım, G2'de oynadım. G2'de oynayan, bayağı iyi oynayan bir arkadaşıma da verdim. Dedim bir oyna, bir test et. Acaba nasıl? Sen G2'de oynadın, iyi oynuyorsun. Dedi, kötü değil dedi. Yani oynayabiliyorum dedi. Yani G2'de nasıl oynuyorsam aynı şekilde oynayabiliyorum. Ama kalite olarak düşük olduğunu söyledi o da. Ama yani bir kasma olmadığı için bir fark olduğunu söylemedi. Evet, FIFA'mız açıldı. Biraz bekledik ama. Şöyle hemen sezon oyna diyelim. Evet diyelim, yes diyelim, tamam diyelim ve geçelim ve biraz oyun oynayalım. Siz de görün bakalım nasıl oynanıyor FIFA. Hiç takım ayarlamam, ayarlamayı da bilmem zaten. Maç yap. Kontroller rahatta. Mesela oyun oynarken hoparlörü kapatıyor muyuz? Evet. Hoparlörü kapatmıyoruz, ne güzel. Hoparlörü çok güzel bir yere konumlandırmış, onu söyleyebilirim. Çünkü büyük bir sorundu. Hoparlörün yanlış yerde konumlandırılması. Pas atalım. Ver pasını. Ben uzaklardan vurmayı severim ya. Oo!
Ne attım ama ya. Fenerbahçe Galatasaray'ın başına dönmesin. Schneider. Pres. Bas 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 bas. Biraz en kolay da oynuyorum, onu da söyleyeyim. O topu. Buradan vursam gol olur mu ya? Ben böyle şeyleri çok severim. Ah be. Ama oluyordu. Ya oynanıyor ya. Şöyle yukarıya ver pası. Gel 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 aşağı. Vur. Ulan çok sert vurduk ya. Çok sert vurdum çok. Biraz daha düşük vursa gol olmalısı çok yüksekti. Aldık topu. Yukarıya ver. Tut. Tut. Bak alamadım. Kay lan ayağını. Kay. Kay kay kay. Lan topu alın. Topu alın. Topu alın. Gol olmasın o. Lan. Kaleci. Saymıyorum ya. Dikkatimi dağıttılar hocam. Alın o zaman. Alın lan. Al sana gol. Dur ne oldu? Şut gücü dikkat. Tamam. Biliyorum bunlar farkındayım. Bak bana öğretiyor ya. Tamam. Gol olacak çünkü bak. Oynamıyorum arkadaşlar. Çok sıkıldım. Oynayamayınca insan sıkılır çünkü. Şimdi derseniz bir asfalt 8 mi asfalt 10 mu? O dedim overdrive yani adamlar sığdıramamış. O nedir ya arkadaş ya? O nokta gibi falan. Asfalt 8 oynayalım dilerseniz. Çünkü Asfalt 8 biraz daha yüksek grafikte bir oyun. Yüksek grafik olmasına rağmen düşürdüğü için sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama biraz geç yükleniyor. Çünkü telefon çok hızlı değil. Bu cihaz keşke 720p olsaymış ki olmamış. Olsaymış çok güzel olurmuş onu söyleyebilirim. Evet. Hemen şöyle en baştaki klasik yarışımızı başlatalım. Evet, Nevada'dayız. Hadi bak bak iyice şimdi. Ah kaçtılar ya. Normalde ben burada başlangıçta tüm arabaları öldürürüm. Böyle çok güzel şeyler oluyor çünkü. Evet bu arada iki kişiyi öldürdük. Üç oldu. Güzel. Üçlü saf dışı. Yani oynayabiliyorsunuz ya kolay. Asfaltı da iyi oynarım yalnız ha. Asfalt bizde baba mesleği yani. Yani ya açıkçası çok eğlenceli ya. Böyle bir cihazla böyle oynamak yani açıyor sonuçta sorunsuz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya beni geçmeye çalışıyordu gördün değil mi? Aldı dersini. Bir daha bakalım geçmeye çalışacak mı beni? Hayır, siz kimsiniz beni geçiyorsunuz ya? Al onu, al onu, aldım onu. Hadi, hadi oraya çarpma değil mi? Evet süper. Eğlenceli ya oyun. Lan 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 topla. Evet. 3-2-1. Biraz uzun tuttuk asfalt 8 ama olsun bir şey geçmiş olalım. Gerçekte de böyle olsa keşke. Karşıdan araba bakıyor. Adam araba karşıdan geliyor. Selektör yapmasını biliyor ama sağa sola kaçmasını bilmiyor ya adama bak Allah Allah. İnce detay ya bunlar.
Şu gölgeyi bir türlü anlayamadım ya. Bak yandan bir gölge geçti az önce. Bak yine önden geçiyor. O gölge ben miyim? Başkası mı? Oyun 2 yıl oldu neredeyse çıkalı. Ama hala o gölgenin kim olduğunu bulamadım. Oyunlar çok rahat oynanabiliyor. Yani bu kadardı incelememiz. Şimdi dilerseniz son yoruma gelelim. Telefonun pil performansı normal. Çok kötü de değil, çok iyi de değil. Bir günü kullanımınıza göre belki çıkartabilirsin. Yani oyun çok oynamazsanız bir günü belki çıkar, belki çıkarmaz. Çok da sorun olmaz yani böyle bir cihaz için. Onun dışında tasarımını beğendiğini söyleyebilirim. Ana, siyah olmuş lan. Ne zaman değiştirdik? Ne zaman değiştirdik ya biz bunu? Bildiğin sihir oldu ya bana. Sürpriz oldu. Bir çevirdim siyah olmuş. Unuttum değiştirdiğimi de. Yani şu olay güzel. İki kapak. Tek kutuda iki kapak. Bunu beğendim. Onun dışında pil olarak yine iyi. Güzel. Keşke ekran 720p olsaymış diyorum. Ve bomba yoruma geliyorum. Yorum şu. Bu cihaz 600 TL. Benim 600 TL'm var. 100 TL daha koyar gider TL alabilirim. Veya biraz daha düşük. Şu anda Genova Discovery 1'in fiyatını hatırlamıyorum. O da 720p. Bunun özellikleri çok yakın birbirine. Hatta birçok özelliği aynı. Sadece işlemcisi muhtemelen bunun farklı. 480p bir ekran yerine 720p ekran GM1 alınabilir mi diye sorular var aklımda. Bunları da yanıtlamak bize düşüyor. Yani açıkçası alınabilir. TL'i de alınabilir. Bu da alınabilir. GM1 de alınabilir. Şöyle söylemek gerekirse tasarımı yeni tasarım güncellenmiş bir cihaz istiyorsanız 600 TL'ye bu cihazı GM1'den farklı olarak alabilirsiniz. Ama şöyle bir şey diyorsunuz. Ben yüksek kameralı olsun, büyük ekran olsun, HD olsun ekran diyorsanız 100 milyon daha verip yani bunların hepsine değecek. Yani yüksek ekran, büyük ekran, yüksek kaliteli ekran, daha yüksek kaliteli ekran, yüksek kamera istiyorsanız 100 TL daha vererek TL'yi de alabilirsiniz diyorum. Ve benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Faktage sayfamıza abone olursanız çok memnun olurum. Facebook'tan da bizi takip edebilirsiniz. Orada da incelemeden önce cihazların bazı fotoğraflarını vesaire paylaşıyoruz. Yani erkenden bilginiz olur. Benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bu cihazla ilgili muhtemelen başka video çekmeyeceğim. Tek videoda her şeyi halletmeye çalıştım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.